olacak sandım, boşuna aldandım, boşuna yandım. Rengi gözlerimde solan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yanından yüzüme. Sağlık. Merhabalar değerli izleyenlerim. Yine Elvan Elvan Türküler'le Bursa'dan sesleniyoruz sizlere. Küçük bir şöyle bir hafta bir ayrılık oldu ama bizler de sizi özledik. Eminim ki sizler de bizi özlediniz. Yine sevgilerle, selamlarla, hoş sohbetlerimizle, güzel türkülerimizle bu haftada sizlerin yüreklerine sesleneceğiz. Bu güzel pazar akşamınızı renklendireceğiz hep birlikte. En çok da kimi özledik? Haydar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı uzun bir süre ayrı kaldın. Yıllardır aramızda yoktu. Ama öyle geldi bize gerçekten. Çünkü hakikaten senin varlığın bulunduğun yere böyle bir renk, enerji katıyor. Çok teşekkür ederim. Yokluğunu hissettik tabii ki. Ben de sizleri çok özledim inanın. Ama tabii ki belli bir proje vardı işte. Evet. Alanya Belediyesi ile ilgili bir tiyatro oyunu vardı. Onun bir ritimsel gösterileri vardı. Orada bir çalışmada bulunduk. Çok da güzel, keyifli bir çalışmaydı galiba. Tabii izlemek çok nasip güzel olmadı ama sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle yani başta yönetmenimiz Yunus Emre Bozdoğan olmak üzere evet, güzel bir projeyi imza attılar. Tabii ki burada oyuncu arkadaşlarımız da gerçekten çok özverliydi. Evet. Bütün herkesi kutluyorum. Güzel bir oyun. Alanya Belediyesi'ne ve oradaki halkımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah nasip olur. Bir turneyle Bursa'da da sergilemek, evet, sahnelemek yani, kısmet olur. Niye olmasın? Güzel olur. Tabii. Şöyle bir çalışma yapalım bence. İzlenmesi gereken bir oyun. Kesinlikle öyle. Evet, tekrar hoş geldin. Şükrücan sen de, Serhat'ım. Bugün ekibimiz bu kadar ama tabii ki gözden ararız ama gönülden tabii ki ayrı değiliz. Zaman zaman işte senin de olduğu gibi herkesin farklı işleri olabiliyor.
Evet efendim, şimdi tabii ki sevgiler, selamlar olsun Balkanlara, Rumeli'ye, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan ve bizi izleyen her yere sevgilerimizi gönderiyoruz. Derin uykularda
Ellerinize sağlık, harikasınız. Evet, yine üç güzel türkü birbiri ardına bağladık. Umarım sizler de güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bir pazar akşamı, pazartesiye bağlanan akşam. Evet, iş yoğunu olacak tabii ki herkes de pazartesi akşamı. Bizler de şöyle size güzel bir vakit geçirmek için, gönüllerinize seslenebilmek için haftaya böyle mutlu, neşeli bir şekilde başlayabilmenizi sağlamak için buradayız. İnşallah da öyle oluyordur. Evet efendim, aslında şimdi bir beste var. Değil mi? Sırada bir bestemiz var ama bir sürpriz yapsam mı? Şöyle hemen hazır Serhat'ta mikrofon varken. Şöyle bir Karadeniz türküsü alsak mı senden? Güzel olmaz mı? Neydi okuduğun? Ahta albümünde okudun. Okuyorsun, okuyacağım daha inşallah. Okuyacaksın inşallah. Yani okuma hazırlıkları içindesin. Halime kiraz aldım dikmeden. Valla emri vaki oldu Serhat'ım ama. Estağfurullah canım. Şöyle de hem de şöyle bir albüm müjdesini birazcık şöyle ucundan verelim sanki, değil mi? Verelim. Verelim. İnşallah tabii ki. Tabii hazırlıklarını yapıyorsun. Gönül arzu ediyor ama çok da isteriz. Çok da gurur duyarız seninle. İnşallah. Olmalı bence. Biz de bir azıcık kulaklarımızın hem pası silinsin hem de ben bir nefes alayım. Hadi bakalım. Artık yine şovlarını yaptı her zamanki gibi. Ağzına gönlüne sağlık. Heyecan yaptım diyormuşum. Şahaneydi. İnşallah bunun gibi daha nice güzel türküler olacak eminim. Ve çok farklı bir soundda olacak. Yakın zamanda seninle de beraber bir düet istiyorum yani. Böyle eyvah eyvah. Estağfurullah ya. Tabii. Lafımız mı olur? Harikasınız. Tabii ki onur duyarım. Ne iş dersen yaparım albüm için. Hiç fark etmez. En güzel de yemek yaparım biliyorsun.
Onlara diyecek laf yok zaten. Evet, ben başarıların daima olsun. Aa, harika olur. Harika olur. Şimdi böyle güzel fıkır fıkır bir türküden sonra olsun diyelim. Saçlarına yol getir diyelim. Güzel bir beste. Ben biliyorum ki izleyenlerimiz de çok seviyorlar, dinliyorlar da okumaya gayret edelim. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ne var repertuarımızda? Yaptık repertuar ama ben böyle türküleri okumaya kaptırınca kendimi hepsi aklımdan uçup gidiyor. Hele de böyle sizler bu kadar güzel icra edince başka bir dünyaya gidiyor insan. Evet efendim, hareketlenelim mi biraz? Müdür Bey'in Yeşil Kürkü diyelim. Kastamonu türküsü diye aklımda kaldı ama yanlış hatırlamıyorsam Batı Karadeniz türküsü, evet. O zaman ne diyelim? Bütün müdür beylere armağan olsun diyelim. Evet efendim, buyurun. Senin
seni tanıyorum.